Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. DGS öğrencilerinin en zorlandığı sorular arkadaşlar. Bugün bu konuya ağırlık vereceğiz. Önceki yıllarda DGS öğrencileri sınava girdikleri zaman, DGS sınavına girdikleri zaman en zorlandıkları sorular neler arkadaşlar? İki örnek bakacağım. ÖSYM'in yayınladığı 2020 DGS raporu arkadaşlar. Bu rapora göre önceki yıllarda şöyle devamı var raporun. Tamamına bakmanızı ben kesinlikle tavsiye ederim. Videonun altına link olarak koyarım arkadaşlar. Oradan bakın. DGS sorularının doğru cevaplanma ve boş bırakılma oranları var arkadaşlar. Burada tek tek anlatmış. Şimdi 5. şekle baktığımızda öğrencilerin en zorlandıkları sorular hangileri? Bunlara ben size anlatmak istiyorum. Şu turuncu kısım arkadaşlar öğrencilerin doğru cevaplama oranları, mavi ise boş bırakma oranlarına bakıyor. Birinci, ikinci, üçüncü işte görüyorsunuz, altıncı, yedinci buralarda öğrenciler genel olarak çok iyi yapmışlar. Baktığınızda birinci sorularda yani 14'e kadar, 13'e 14'e kadar öğrenciler genel olarak sayısalda çok iyi yapmışlar. Öğrencilerin burada baktığımızda en düşük, tabi burada geometri var. Sayısal mantıkta bazı düşük kısımlar var ama özellikle cebirde 15. soruda görüyorsunuz. 15. soruda büyük bir kısımda öğrenciler bu soruyu yapamamışlar. Bu hangi soru diye baktığımızda, kontrol ettiğimizde aklımızda kaldığı kadarıyla diyelim arkadaşlar. Aklımızda kaldığı kadarıyla 15. soru küme sorusu. Öğrenciler küme sorusu, şu kümenin cebir kısmı var ya, onunla ilgili iki tane küme vermişti. Hani A kümesi, B kümesi, kümesindeki elemanların toplamı birbirine eşit olan bir soru var arkadaşlar. O soruda öğrencilerin büyük bir kısmı o soruyu yapamamış. Hatta bakıyoruz %10'dan çok daha düşük. %5'i DGS öğrencilerin bu soruyu yapmış. Kalanları neredeyse hiç yapmamış bu soruyu. Küme sorusu DGS öğrencilerinin cebirde en çok zorlandığı soru arkadaşlar. Sonra devam ediyoruz. Burada bu kısımlarda problemler var. Permütasyon kombinasyonu da çok iyi yapmışlar. Burada görünüyor. Şimdi burada 28 ve 29. sorular. Yine aklımızda kaldığı kadarıyla bu sorulara baktığımızda 28. soru yine küme sorusu arkadaşlar. Yani çok ilginç bir şekilde öğrenciler küme sorularını yine yapamamışlar. Apartman dairesinde ile ilgili bir soru var. Cumartesi pazar günleri yemek siparişi vermeyen öğrencilerle, yemek siparişi vermeyen kişilerle ilgili bir soru. Bu soru yine küme sorusu arkadaşlar. Yani çok bariz bir şekilde bu tür sorular küme sorularıdır. Öğrenciler yani nedense bu tür soruları yapamıyorlar. Çok ilginç bir durum var. Ben kümeler kampında bunu anlatmıştım aslında. Yani kümeler önemli bir kısım. 29'a baktığımızda yine öğrencilerin en zorlandığı sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Bu bir tren vardı. Hatırlıyorsanız bir trenin vagonlarında işte birinci sırada boş olanlar, ikinci sırada dolu olanlarla ilgili bir soru var. Ve yine öğrencilerin en zorlandığı sorulardan bir tanesi. Şimdi burada bakıyoruz. Mesela 33. soru ilginç bir şekilde herkes çok iyi yapmış gibi duruyor. 33. soruya baktığımızda grafik sorusu arkadaşlar. Yani öğrenciler grafik sorularını çalışmışlar. Ve zaten kolay bir grafik sorusu. Bunu yapmışlar. 34'e baktığımızda bir şey sorusu, böyle nasıl diyelim, kare sorusu, 7 çarpı 7 boyutlarında bir kare sorusu olması lazım. İşte böyle bakıyoruz arkadaşlar. Burada 38'de sanki küçük bir şey var. Orada daha az yapmışlar. 38'de modüler aritmetik işlem var ya, modüler aritmetik sorusu, sayısal mantıkta çıkan M ve N'den bahsediyor. Oradaki ikinci soru arkadaşlar. O ikinci soruyu az kişi yapmış. Geliyoruz 47'de yine öğrencilerin büyük bir kısmı 47'yi yapamamışlar. 47'de baktığımızda üçgen içinde üçgenle ilgili bir sayısal mantık sorusu var. Onu yapamamışlar. 51'de, 52'de, 53'te baya bir çöküş var arkadaşlar. Bakıyoruz 51, 52, 53'e. Sizce ne bunlar? 51, 52, 53 bataklık sorusu. Sayısal mantığın bataklık sorusu arkadaşlar. Tabii geçen senenin en zor sorusu. Bunu da yine öğrenciler yapamamışlar arkadaşlar. Buradan sonrası zaten geometri. En düşük 59'da var. 59'u yapamamışlar. Bakıyoruz 59'a. 59'da yani dikdörtgenler prizması ile ilgili bir soru. Aslında kolay bir soru ama
Kişiler geometri bilmeyince burayı yapamamışlar. Bu detaylı raporu incelemenizi ben size tavsiye ederim arkadaşlar. Sözel testlerde yine öğrencilerin burada yaptıkları yapamadıkları kısımlara baktığımızda sözel mantıkta büyük bir zorlanma olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni videolarla yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.